Filmin bir sahnesinde ağlayan çocuk sesi Adilen Aşit'in sesidir. Altını mı ıslattın? Dur oğlum. Köylünün başlık parası kalkması eylemi sırasında ön taraflarda silahlı bir asker görünmekte. Filmde o kadar çok sistem eleştirisi vardır ki hemen hemen her sahnesi bunu görmek mümkün. Filmin ana teması ise başlık parasıdır. Kadınların bir mal gibi satılması sorununu çok iyi eleştiren filmlerden biridir. Bir şehir gelini Feyzo'ya demiş ki ben mal mıyım ki satılan, gönlümün sevdiğine var ya. Başlık parası günümüzde kalktı ama onun yerine araban var mı, aylık kazancın ne kadar soruları geldi. İşçinin sömürülmesi en başlıca konulardandır. Mizahın içinde sistem eleştirisi öyle bir işlenmiş ki kolay kolay fark edilemez. Filmde çok fazla siyasi göndermeler de vardı. Kemal Sunal'ın birçok filmde gördüğümüz toplumdaki alt üst sınıf çatışmalarını bu filmde her sahnede görebiliyoruz. Feyzo'nun annesi Sakine Hanım'ın "Vur ola, it oğlu, o sopa bizim elimize geçmez mi?" sözleri çok derin bir siyasi gönderme içermektedir. Vur ola, it oğlu, o sopa bizim elimize geçmez mi? O sopa her seçimde halkın eline mühür olarak geçmektedir. Din üzerinden siyaset yapan din tüccarlarını eleştirmeyi de unutmamışlar. Maho Ağa'nın "Cami yaptırıyorum" demesiyle bunu görebiliyoruz. Bu dünyalarınız yetmiyormuş gibi öteki dünyalarınızı da düşünüp yeni cami yaptırırım. Yine hocanın rüşvet alması sahnesinde de bunu görebiliyoruz. Çobaz, 200'lük bir de horoz. Evde kalmış kızlar duvar yazılarını gören Topal hocanın tepkisi "Din elden gidiyor" olmuştur. Mevzu billah din elden gitti ağam. Feyzo ve Bilal taraflarının kız isteme sahnesinde Gülo'nun havalandırma penceresinden içeriği izlediği sırada duvardaki objelerin özenle seçildiğini görebiliyoruz. Bu objelerden Hazreti İsa peygamberin resmi, Atatürk ve Fevzi Çakmak'ın fotoğrafı ve üzerine 4 minareli büyük bir cami, Kabe işlenmiş seccade. Filmin sonunda Feyzo'nun verdiği mesaj o kadar derindir ki anlatılamaz. Maho Ağa ölmüştür. O ölmüştür, başka ağa gelmiştir köyümüzün başına. Haber almışam, herkes Maho Ağa'yı arar olmuştur. İşte siyasi mesajların en incelerinden biri de bu cümlesinde yatıyor. Halk, baştakiler gittiği zaman her şeyin değişeceğine inanıyor. Ama her değişim bir öncekini aratır oluyor. Feyzo'nun da dediği gibi bu işin sonu nereye gider bilinmez. Kısır bir döngünün içinde böyle gelmiş, böyle gider ve gelen gideni her zaman aratır. Filmde hakimin hiç görünmemesi ve Feyzo'nun sürekli "Hekim Bey" diyerek kameraya anlatması da farklı bir mesajdır. Hakim olarak bahsettiği aslında izleyicidir. Kimin haklı, kimin haksız olduğuna İzleyicinin karar vermesine bırakmışlar. Şimdi ben size soruyorum. Feyzo'nun cezası nedir? Ceza almış mıdır? Aldıysa kaç yıl almıştır? İhsan Yüce öyle bir yazmış ki değeri hiç bilinmemiş ve yokluklar içinde vefat etmiştir. Filmle ilgili o kadar çok anlatılacak içerik var ki en iyisi ben susayım. Yorumlarınızla sizler anlatın. Bu vesileyle hayatını kaybeden tüm oyuncularımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Hayatta olan oyuncularımıza uzun, sağlıklı ömür diliyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.